Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden cumartesi. Kemal'i bulmuşken, hava da güzelken şöyle biraz dışarı çıkalım, bir dolaşalım dedim. Çıktık, gözümü unutmuşum, geri geldim eve. Şimdi Ceylin evde, gelmiyor bizimle. Gözlüğümü getirsin. Hadi aşkım. Çıkalım, biraz yürüyelim. Bulabilirsek şu dolaba bir kulp bakalım. Falan öyle işte arkadaşlar. Mersi canım. Hadi. Evet, şöyle. Botunu ne giymiyorsun İsmail'cim? Hayatım, bot için daha şey, hava güzel. Bu havada o bot giydir mi? Maya'ya, Alice'e alışveriş yapıyoruz. Tamam mı? Halkayı kumaşa geçireceksiniz. Şunlar internette de vardı. Siz onu kullanacaksınız. Bana söylerseniz ben ona göre. Yok. Şu. Size kanca mı? Kanca gibi. Vidası yok mu? Vidası. Çekmece mi indir dolap? Çekmece. Arkada şeytan kelepçesi var ya kancanın. Kanca kanca. Ano bakayım. Ano çekmece onlar bunlar değil. Arkadaşlar akşam oldu, eve geldik, yemek yedik, çay içtik. Çayımın sonu, hatta şu anda elimde bardağım. Yani eve geldik ya, bugün o kadar çok yürüdük ki gerçekten biz uzun süredir yürüyüş yapmıyoruz. Uzun süredir ben spor yapmıyorum, yürüyüş yapmıyoruz. O kadar hamladım ki size anlatamam. Eve geldim böyle pertim çıkmıştı. Kemal de diyor ben de çok yoruldum diye. Bir de ayağımıza rahat ayakkabılar yoktu, botlarla. O kadar konforlu yürüyüş yapılmıyor arkadaşlar. 8000 adım atmışız ama gerçekten, hani normalde 8000 adım bana vız gelir tırıs giderdi gerçekten. Hiç zorlanmazdım. 10.000 adım attığımız günleri bilirim ben. Ama o kadar hamlamışım ki şu bacaklarım inanılmaz ağrıyordu. Eve geldim, sonra işte çok da acıkmıştık, bir efor harcıyoruz ya, ne zamandır hiç hareket etmiyoruz, hep evdeyim. Böyle birden yürüyüş yapıp efor harcayınca birden de çok acıktık. Eve geldik, hemen kendimize eve zor attık. İşte alışveriş falan yapmıştık. Onları yerleştirdik. Sonra böyle Kemal'le hemen girdik. Bir şeyler hazırladık. Falan yedik yemeğimizi. Sonra böyle işte battan biraz da üşüdük. Deri montlarla çıktık. Biz eve gelene kadar güneş batmıştı. Güneş batınca hava direkt soğuyor zaten. Öyle yorucu bir gündü. Daha yeni kendime gelebiliyorum. Çayımızı içtik. Saat bugün bayağı çayı da erken içtik. Saat şu anda 9. Neyse otururuz. Sıkıntı değil. Bugün cumartesi. Dolaba o gösterdim kulpu aldım arkadaşlar. Şu an akşam çok net gözükmez ama bu videoyu zaten yarın devam edeceğim. Yarın çekerim. Bugün öyle çok da bir şey çekmemişim. Baktım 2 dakikalık bir video olmuş. Yani dışarıda çok elime almak istemedim telefonu. Çok kalabalık. Hafta sonu çok kalabalık oluyor caddeler, sokaklar. Biz de çok yürüdük. Falan filan derken dışarıda çok çekmedim yani arkadaşlar. Eve gelince de işte kendi derdime düştüm birazcık. Gerçekten bacaklarım ağrıyor kız, öyle demeyin. Yani hava soğuk da olsa mutlaka yürüyüş yapmamız şart. Kendimiz için söylüyorum. Gerçekten hani çok soğuklarda, karlarda tabii ki çıkılmaz ama hani onun haricinde yürüyüş yapmam şart benim. Gerçekten çok hamlamışım. Neyse bugün böyle olsun artık. Yarın devam ederiz videolara. Ben artık kahvaltıdan başlarız videoyu bilemiyorum. Yarın devam ederiz arkadaşlar.
Selam arkadaşlar. Pazar günü öğleden sonra oldu arkadaşlar. Saatlerimiz 12'yi falan geçti. Biz kahvaltı yaptık. Mutfağı falan toparladım. Makineye çamaşır atacaktım. Baktım makine çok dolmadı. Bu neresi nereden pazartesi değiştiriyorum ya. Dedim bugün değiştireyim. Bugün onları çıkardım. Nevresimleri çıkardım. Şu nevresimleri size göstermek için. Bunu biliyorsunuz ben geçen sene Madame Coco'dan almıştım. Nevresimde herhangi bir renk solması falan olmadı arkadaşlar. Bakın. Gayet güzel. Sadece yastıklar bir tık daha fazla yıkanıyor nevresimlere göre. Nevresimleri haftada bir değiştiriyorum. Yastık kılıfları iki güne bir değişiyor. Onlar daha sık yıkanıyor. O yüzden onların rengi bir tık nevresime göre biraz değişmiş. Ama onun dışında iyiydi. Yani şey alırken ben bunu çok severek almamıştım açıkçası. Bunu Kemal beğenmişti. Ben biraz daha nevresimde soft renkleri severim. Böyle daha şey... Daha natural renkleri severim ama bu da ayrı bir hava kattı açıkçası yatak odasına. Neyse, yani şu saate kadar aslında dün planımız bizim Edremit'e gitmekti. Kahvaltı yapana kadar da hala öyleydi. Gerçi sabah Kemal bir ben kahvaltı hazırlarken o simit almaya çıktım. Hem bisikletimi süreyim, o uzun sürede işe bisikletle gitmiyor arkadaşlar. Yazın biliyorsunuz hep elektrikli bisikletle gidip geliyordum. Artık havalar soğudu, yağmur falan var diye bisikletle gidemiyor. O yüzden arabayla gidip geliyorlar. Bisikletini de sürmeyi özlemiş. Hem de ben simit istemiştim. Simit aldığımız yerde biraz uzak açıkçası. Buralarda yakın fırınlardan almıyoruz. O gitti geldi dedi ki Esma hava kötü. Ama hani onun dediğinde biraz bulutluydu hava. Aradan yine güneş sızıyordu. Böyle yumuşak bir hava varmış gibiydi açıkçası. Tam böyle yürüyüş yapmalık. Edremitlik bir havaydı. Dünkü planımız aslında oydu. Dün gidecektik Edremit'e. Ama işte mobilyacı işlerini bugüne bırakmak istemedik. Çünkü pazar günleri mobilyacılar çoğu kapalı. Açık yer bulamıyoruz. Hatta şu kulpu bulana kadar Allah'ım. Zaten o yürümemizin, dünkü yürümemizin sebebi oydu. Onun için bu kadar çok yürüdük. Mobilyacı, bir tane Van'da meşhur önce mobilyacı var arkadaşlar. Böyle hani mobilya olarak düşünmeyin de böyle hırdavat. Aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir yer. Bu dolap kutuları da sadece orada satılıyormuş Van'da. Yani başka yerde var mıdır bilemiyorum ama kime sorsak hep önce mobilyayı söylediler. Orayı bulmak da gerçekten bir eziyet yani. Biz çok dolandık falan filan. Neyse. Bulduk, kulp aldık. İstediğim gibi bir kulp bulamadım. Çok çeşit yok. Şu yani şöyle şunun şeyi vardı, plastiği vardı. Gösterdim ya size orada siyah bir plastik. O da çok basit duracaktı. Şunun aynısını bulsam alacaktım İlhan'ın. Yani sırf krem, sırf siyah bu tür şeyleri alacaktım ama bunu buldum. Gösteririm birazdan size. Yani çok hoş olmadı ama çok da böyle absürt durmuyor. Yani öyle arkadaşlar. Edremit'e gidecektik. Edremit hayal. Suya düştü. Dışarıda şu anda yağmur yağıyor. Olsun. Eğer yağmur durursa çıkarız. Durmasa da artık bugün evdeyiz arkadaşlar. Yatak örtüm sereyim. Sonra ister istemez nevresimleri takarken toz oluyor. Şunların bir tozunu alayım. Sonra bakalım. Evet, dolap kulpum da bu şekilde bakın. Şöyle, öyle aman aman güzel durmadı. Ama hani şey, böyle çok da absürt durmadı. Güzel oldu. Yine denk gelirse bakarım sırf böyle siyah metal aynı diğerlerin kulpundan. Yani şundan bulamayacağım için, bundan bulamam. O yüzden siyah metal bulursam yine denk gelirse alırım. Bunun tanesi 35 liraydı arkadaşlar. İki tane aldım 70 lira. İnternette bir tık daha uygun fiyatlar ama seçenek yoktu. Artık bunu kullanacağız böyle. Dışarıya bakalım. Şuracıkta hemen bir kaza oldu bakın. Burada çok sık herkes birbirine vurabiliyor. Çok sık dur kalk olduğu için. Ama böyle arkadaşlar. Görüyorsunuz yağmurlu. Şurayı sileyim. Hı. Evet bakın arkadaşlar. Bu takım Mehtap'a aldığımın aynısı. Şöyle.
kahvelerimiz hazır. Demiştim fincanları makineye yerleştireyim derken şu şekil dikkatimi çekti. Bakın kapatmadım. Eşyamız yüklenmiş mi arkadaşlar? Gidiyor muyuz? Kuş yuvasına benziyor. İki tane de kuş varmış gibi üstünde. Benim pal yorumlama şeklim yalnız. Mutfak o kadar karanlık ki ışığı açtım. Ya bu neden odaklamıyor? Işığı açtım. Şunları makineye yerleştirelim. Kemal'inkinde hiçbir şey işler yok. Bakın ertemiz. Saatlerimiz 5 oldu arkadaşlar. Hala yağmur böyle az az yağıyor. Böyle ne derler buna, ahmak ıslatan. Gerçekten hiç durmadı. Evdeydik, çıkmadık dışarıya. Dışarısı serin. Kombiyi bugün gündüzden yaktım, sabahtan hatta. Böyle. Şimdi akşam yemeği için hazırlık yapıyorum. Et çıkardım böyle. Düdüklü de böyle salçalı soslu şekilde yapacağım. Bu turşuyu ben açmaya başlayalım arkadaşlar. Turşularım olmuş artık. Tadına baktım. Tadı, tuzu, acısı gayet yerinde. Çıkardığım zaman da gösteririm. Sadece bunda ne sıkıntı var biliyor musunuz? Bence o da sarımsaktan kaynaklı. Sarımsaklarımın, bakın şurada, şuradan görünüyor. Şey olmuş, yeşerme olmuş sarımsakların bazılarında. Neden olur acaba? Sarımsaktan kaynaklı diye düşünüyorum. Bakın burada da var. Diğerlerinde hiçbir şey yok. Ama sarımsakların böyle yeşermiş. Anlamadım sebebini. Püre yapacağım arkadaşlar. Çorbam var. Öyle. Şunu alayım. Böyle kızgın yağda etlerimi soteleyeceğim. Daha sonra işte bu sotelediğim yağın içerisine salçalı sos yapacağım. Sonra düdüklü de biz yumuşak et seviyoruz. Öyle çok sevmeyenler düdüklüye koymuyorlar. Biz çok pişmiş et sevdiğimiz için düdüklü de böyle şöyle bir 10 dakika falan pişireceğim arkadaşlar. Düdüklediğim etleri düdüklümün dibine koyuyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bunun içine şöyle bir tane doğramadan soğan, böyle 3-4 dişli sarımsak. Bunları da doğramıyorum. Sadece tadı gelsin istiyorum. Şimdi şurada da bir salça koyacağım. Baharatlarını ekliyorum. Ben işte kekik severiz biz. Karabiber, pul biber, toz biber, kekik. Şu şekilde çok da su koymuyorum. Düdüklümü pişmeye bırakacağım arkadaşlar. Tam böyle mutfağa girdim, çay saati, çayın yanına helva yapayım diye. Tam böyle hazırlık yapacaktım hani tatlı bir şeyler olsun diye. Ceylan dedi helva yapma ben sevmiyorum dedi. Sevmez gerçekten dedi. Var ya benim şu unlu irmikli tarifim. Ona yapacaktım. Tutturdu Dubai çikolatası diye. Bunu da burada nereden buluruz? Bir yemişten bulabiliriz herhalde. Gidip bir şansımızı deneyelim. Şöyle kalın montuma girdim. Kemal yemekten önce ekmek almaya çıkmıştı fırına. O söylemişti bayağı soğuk diye. Oo bayağı soğuk Ceyli. Şapkanı kapat kızım. Hala yağmur yağıyor arkadaşlar. Bir gidelim. Geçen gün Kemal söylemişti. Demişti hadi biz de deneyelim Dubai çikolatası. Ne çikolataymış arkadaş. Meşhur oldu. Ben de demiştim hani ne gerek var diye. Ama işte ona yok dedim. Jane'e yok diyemiyorum. Gidelim bakalım. Ay, ay, ay.
Yani varsa burada vardır Ceylin. Burada yoksa hiçbir yerde yoktur. Sorun değil. Ha, bak gelmiş, gördün mü? Hem de Bolçin'in. Evet, Bolçin'in çikolatası var bak. Şu. Alacağız. Fiyatı da bu. Var ya, şey gönlün olsun diye alıyorum ya bunu. Farkındasın değil mi? Bakalım başka bir şey var mıymış. Yani onun yerine belki başka bir şey istersin. Ha, şöyle var. Bak bir de şöyle var. Bunun aynısının küçüğü. Niye? Bolçin için çikolataları güzeldir aşkım. Tut bakayım. Aşkım. Maya, annem, anneciğim. Aşkım. Bakayım. Bakayım anneciğim. Fenerbahçe'nin maçı var. Kemal maç izliyor. Eve dün bir sinek girmiş. Maya iki gündür o sineği yakalamaya çalışıyor. Yakalayamıyor bir türlü. Hayır, zaten asla beceremez. Böyle mutfakta bazen denk geliyor da. Asla yakalayamıyor. Çok beceriksiz yani o konuda. Şimdi garibim dört dönüyor ki yakalayayım diye. Aşkım, yakalayabildin mi? Yakalayabildin mi? Perişan oldu iki gündür. Bakın böyle kendi kendine miyavlıyor. Bak bak orada Maya. Bak bak tavanda. Aşkım, bir de böyle değişik bir ses çıkartıyorlar ya sineği görünce. O çok hoşuma gidiyor. Dün onu çektim bayağı bir. Çok yapıyordu, arka arka yapıyordu. Instagram'a koydum. Eşek, tam eşek. Size şeyi tekrar öveceğim. Şu benim parfümü. O gün Kemal, o gün size gösterdikten sonra o banyoda kaldı. Kemal'in de aynı şekilde bargülü parfümü var. Kendi parfümünden sıkacağım diye benimkisinden sıkmış. Yatak odasına giriyorum, çıkıyorum. Güzel güzel bir şey kokuyor. Şimdi ben kendi üstündeyken de sanki benden kokuyormuş gibi geliyor ama yatak odasına giriyorum. Çok güzel kokuyor. Çıkıyorum, o koku yok. Neyse, sonra öğreniyoruz ki işte Kemal yanlışlıkla sıkmış. Arkadaşlar çok kalıcı. Yine de okula giderken sıkmış gitmiş. Arkadaşları sormuş ne parfümün ismi ne diye. Bayağı hem kalıcı hem de çok güzel kokuyor. Bence bir şans verin derim yani. Aldığımız çikolatadan da bahsedeyim birazcık. İçeriğini gördünüz. Çok azıcık fıstık olmasına rağmen bana çok ağır geldi arkadaşlar. Ben zaten öyle fıstıklı çikolataları, fıstıklı tatları çok sevmem. Ben de tatlıda, cevizli tatlı, çikolatada da fındıklıdır. Bana çok ağır geldi ama Ceylin çok sevdi. Çok akışkan değil, gördünüz. Böyle minicik bir şeydi. Ama yok, hiç bana göre değil. Gerçekten iki tane böyle ikili şey yedim. Direkt çok ağır geldi yani. Babasıyla ikisi götürdüler çikolatayı. Turşumuzun karnabaharları olmuş. Lahanasının biraz daha olması lazım. Yani biraz daha zamanı var. Geç kurdum diyorum. Annem demişti ki o zaman işte çok geç kalma. Turşuların olmaz sonra demişti. Biraz geç mi kaldım acaba diyorum. Ama olur herhalde ya. Yani bu hafta biraz soğuk gidiyor havalar da. Haftaya herhalde tekrar bir güneş çıkar, ısınır. Güneş görürse çabuk olur. Diğer salatalık, kornişon turşularıma da hiç bakmadım olmuş mu olmamış mı diye. Biraz daha bir zamanı var yani turşuların. Ete gelecek olursak ben sebzeciyim arkadaşlar. Yani ben her gün sebze yiyeyim. Gerçekten yani sebzeyi o kadar çok severim. Çeşit çeşit sebze yiyeyim. Ispanak yiyeyim, karnabahar yiyeyim, kış sebzeleri çok severim. Yaz sebzelerini de severim. Ama bizim evde maalesef çok sebze yenilmediği için işte böyle bu tarz şeyler yapıyoruz. Ama Ceylin de çok sevmedi eti. Ceylin zaten eti sadece şeyde sever. Saç kavurmada sever. Değil mi? Ona böyle ekmek banarak. Onun dışında Ceylin de çok etle arası yok ama sebze de yemiyor. O cici boğaz. Makarna olsun, hamburger olsun böyle. O tür şeyler. Kontrolüm var demiştim ya. Yani beni kontrol edecek olan doktor. Daha önce görüştüm doktor. Ben ek binaya gidiyordum. Ek binadaki şey kapanmış. Dahiliye bölümü kapanmış. Benim doktorun da nereye gittiğini merak ettim. Aslında üniversiteye bağlı olduğu için üniversiteye gittiğini akıl etmem gerekiyordu. Neyse araştırdım. Üniversitede buldum doktoru.
Tesadüfen de randevu alabildim cuma gününe. Bakalım ona gideceğiz. Ben burada sizlere veda edeyim arkadaşlar. Umarım güzel bir hafta olur bizim için, sizler için de, benim için de. Sizleri seviyorum. En kısa sürede görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.